Arkadaşlar merhaba. Bugün Erzurum'a yolculuk var. Erzurum'da dağ bisikleti Türkiye şampiyonası yarışları yapılacak. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün dolu dolu. XCC, XCO, XCE yarışlar olacak. Esadaş'la yolculuk yapacağım. Şu şekilde göstereyim. Esadaş'la gideceğiz Erzurum'a. İlk defa gidiyorum. Yolculuk nasıl geçecek? Neler göreceğiz? Bakalım neler olacak. Yolda tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 6.54. Erzincan'dayız. Doğu Anadolu'ya ilk defa geldim, Sivas'tan ötesine. Elini sallasan 2200'lük yol geçişleri var her yer daha. Yolumuza devam ediyoruz. Tam 13,5 saat süren bir yolculuğun ardından Konya'dan Erzurum'a ulaştım. Yüksek dağların, tepelerin aralarından, platolardan geçtik. Erzurum şu anda serin duruyor. Palandöken'i gördüm. 3100 metre, 3200 metre muhtemelen zirvesi var. Gideceğiz bakalım, otele ulaşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Bu tepe pullu tepelerde yarim benim. Su gelir serpe serpe eskide yarim hani. Dediler yar uyumuş nenide yarim benim. Uyardım öpe öpe eskide yarim hani. Dediler yar uyumuş nenide yarim benim. Yardım öpe öpe eskide yarim hani. Şu anda Ejder 3200'deyiz. Palandöken'deyiz. Türkiye şampiyonası XCC Short Track yarışı başlayacak. Kısa parkurda dönecek sporcular. Teknik toplantı ve kayıtlarımızı tamamladık. Şöyle size start alanını göstereyim. Zirve yolunda parkur. Palandöken'in zirvesi burası. Evet, buradan teleferik, teresiyeş, Palandöken'in zirvesini görüyorsunuz. Erzurum aşağıda kalıyor. Aman. Evet, şu anda da arka tarafa doğru yürüyorum. CEO yazıyor. Burası da cross country'nin parkı olacak. Of, yayla var. Şu anda irtifamız 2470 metre. 2470 metre.
Erzurum'un bir kısmını görebiliyoruz. Teleferikler, teresiyeciler bu tarafta da varlar. Tektonik bir dağ. Tektonik bir dağ, yani yeryüzü hareketleriyle oluşmuş, depremlerle oluşmuş. Volkanik bir dağ değil Palandöken. 1900 irtifada, 1890'da Erzurum var. O yüzden 3100-3200 metre çok bir ihtişamlı durmuyor ama İç Anadolu olsa gayet yüksek bir dağ. Görürsünüz. Çünkü İç Anadolu ortalama 1000'li irtifalarda kurulmuş durumda. Şu ovayı görüyorsunuz. Bu ova komple 1700'de. Erzincan öyle. Erzincan'dan bu yana çok yüksek dağlar var. Platolar var, ovalar var. Çok güzel. Evet arkadaşlar, 2500 metrenin tadını çıkartıyoruz Erzurum aşağıda. Evet, zirve. Palandöken ne demek? Eskiden palan demek, eşeklerin semeri demekmiş. Buraya çıkarken yollar o kadar zorlu ki palanı dökülüyormuş. Eşeğin semerinden sepetleri, yükleri vesaire her şey dökülüyormuş. O yüzden buraya Palandöken Dağı demişler. Buranın da böyle bir anısı var. Yaz günü Erzurum'da yağmur inanılmaz geldi. Şimdi Oltuca Kebap evine geldik. Burada Oltuca Kebap evinde cağ kebap yiyeceğiz. Bu şekilde bayağı da sıcak geliyor biz. Geç kaldık. Sonra da şişe attırdık. Odun ateşinde harlı harlı bir cağ kebap yiyeceğiz. Günde kaç ton satıyorsunuz? Son buluyor mu ya da? Bulmadı. 50-60 kilo. Nasıl güzel değil mi? Şimdi 50-60 kilo. Çok iyi. Burası bir Selçuklu medresesi ama çifte minare bunun öbür tarafı herhalde. (Gülüyor) 20 Temmuz Cumartesi sabahından hepinize günaydın. Erzurum'da hava kapalı, Palandöken'de hava kapalı. Gece yağmur yağdı. Bugün yağmur bekleniyor dağda. Dağı göremiyoruz. Yukarıya çıkıp neler göreceğiz? Çamur mu var bilmiyoruz. Yavaştan hazırlanıp yola çıkalım. Yaz günü yeşillik bitmez tabi. Böyle yağmur yağarsa buraya Fizon. Double Fizon var burada. Orada da Fizon Start. Burası Fiden Teknik Zon. Şayet dağ bisikleti yapıyorsanız buralar böyle. Yağmur, çamur. Ofisiniz böyle oluyor. Bu da dağ bisikletinin cilvelerinden biri.
Sabah yağmur şiddetli bir şekilde yağıyordu. Yağmur bulutları geldi geçti, daha sonra sis gibi çöktü buralara bulutlar. Şimdi günlük güneşlik. Kuş sesleri, cırcır böcekleri, çiçek kokuları. Görüyor musunuz? Çok güzel. Karşı tarafta evler var. Çiftlikler var. Zirveler böyle görünüyor buradan. Sporcular buradan gelip bu şekilde tırmandılar ve devam ettiler. Erzurum'u görüyorsunuz. Havalimanı orada, stadyumu aşağıda. Atlayış pistleri aşağıda. Tabii burada kış olimpiyatları da yapılmıştı. Şuna bakın. Haydi nasıl? Süpersin. Devam. Hadi. Pazar gününden, güneşli bir Erzurum sabahından günaydın diyorum sizlere. Bugün ulusal şampiyonamız var. U15, U17 kızlarımız ve erkeklerimiz yarışacak. Sonra minikler yarışacak. Başka bir alandayız. Sway Otel, Polat Otel, o bölgedeyiz. Otelin kendi kayak pisti varmış. Şurası böyle. Geceliği 40 bin lira artık. O civarda deniyor. Otel şöyle Erzurum. Göründüğü gibi aşağıda. Hakem masamız aşağıda. O tarafa doğru yol alacağım. Hazırlıklarımızı yapacağız. Parkur oluşturulmuş. Ormanlık alana giriş var. Ormanlık alandan çıkıp finish bölgesine. Start finish bölgesine doğru gelecekler. Bakalım neler olacak. İzleyip göreceğiz hep beraber. Şu anda biz görev yerlerimize intikal ediyoruz. İrtifada yürümek çok zor. Yine 2200 metredeyiz. Bu otellerde Erzurum'da şu anda 4 Süper Lig takımı konaklıyor ve antrenmanlarını yapıyorlar. Şu anda İstanbulspor'u gördüm Dedeman tarafında. Sivasspor burada. Erzurumspor yine kendi evinde. Yanlış hatırlamıyorsam Alanyaspor'u gördüm. Böyle takımlar var. Devam edeceğiz, bakacağız duruma. Parkur şöyle hazırlanmış, zigzaklar var. Feed zone bölgesine gideceğim. Feed'e. Teknik alan, yardım alanı. Bu 15, bu 17'ler. Minikler var bugün. Hadi bakalım. Startı buradan alıp, buradan feed zone'a girip yukarıdan ve ormanlık alandan dönüp tekrar bu sefer buradan çıkıp gelecekler sağ taraftan. Böyle gelinecek. Start ve finish farklı noktada oluyor. Bakalım nasıl gelecekler. Evet, U15 erkek ve kızlarımızı gördünüz. Startlarını aldılar. Şu anda dönüyorlar artık. Haydi.
otogar yolu. Palandöken daha karşıda, sağda yine zirveler var. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Yeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.